Sigorta girişi 1991-2021 olanlar dikkat. Erken emeklilikte yeni tablo çıktı. Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için önemli bir gelişme yaşandı. Sigorta giriş hakti 1991-2021 arasında olan çalışanlar emeklilik şartlarını hesaplamada yardımcı olacak yeni bir cebirsel hesaplama tablosuna kavuştu. Bu tablo, erken emeklilik imkanlarını değerlendirmek isteyenler için 7 etkili yöntemi içeriyor. Birinci çocuk sahibi kadınlara özel prim avantajları. Kadın çalışanlar, çocuk sahibi olmaları durumunda emeklilik primlerinde avantajlar elde edebiliyor. 3 çocuğa kadar yapılan borçlanmalarla toplamda 2160 gün prim kazanılabiliyor. Özellikle çocukları sigortalı olmadan önce doğmuş anneler için büyük bir fırsat sağlıyor. İkinci askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik. Erkek çalışanlar için askerlik süreleri yaşın geriye çekilmesine ve ek prim kazançlarına olanak tanıyor. Askerlik süresi için yapılan borçlanmalar sigorta başlangıç tarihini geri çekerek emeklilik yaşını düşürüyor. 3. kısmi emeklilik azami çalışma süresine gerek yok. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim tamamlayanlar daha fazla çalışma zorunluluğu olmaksızın emekli olabiliyor. Kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiş. 4. sağlık durumu ve malulen emeklilik. İş gücünü en az %60 oranında kaybeden bireyler sağlık raporu ile malulen emekli olabiliyor. Bu durumda gereken minimum prim günü ise 1800 olarak belirlenmiş. 5. engelli çalışanlara vergi indirimi ile yaşsız emeklilik. %40 ve üzeri engelli raporuna sahip çalışanlar aldıkları vergi indirimi sayesinde yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Bu sistem engelli bireylerin işe başlama tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. 6. ağır işlerde çalışanlara yıpranma payı ağır iş kollarında çalışanlar, örneğin madenciler ve gazeteciler, yıpranma payı sayesinde erken emeklilik avantajına sahip. Bu sistemde, sigortalılık sürelerine eklenen günler, emeklilik tarihini öne çekiyor. 7. Bakıma muhtaç çocuğu olan anneler için prim desteği 1 Ekim 2008 sonrası, bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere prim günlerinin dörtte biri ekstra olarak hesaplanıyor. Bu durum, annelerin emeklilik yaşını düşüren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.